İran'da bu yaşananlardan sonra siyasi süreç nasıl işleyecek, neler olabilir? Bunu biraz konuşacağız. Doçent Doktor Murat Aslan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Hocam şimdi seçim takvimi evet belli oldu bir taraftan ama tabii bu sürecin nasıl işleyeceği, bu süreçte yaşanacaklar da İran rejiminin bu yönetsel kabiliyetleri ve bir anlamda devlette devamlılığın esas olması bakımından bir test niteliğinde olacak. Neler bekliyorsunuz siz bu süreçte? Öncelikle devlet geleneği bağlamında İran güçlü. Bir de hani bazı meşhur sözler vardır. Bir gemide iki kaptan olmaz gibi ama İran'da iki kaptan var. Ve bu iki kaptanın olması an itibariyle İran açısından bir şans. Çünkü dini lider ülkenin belirgin bir süreci tecrübe etmesinde otoriteye sahip. Bu nedenle bu geçiş sürecinin İran açısından çok da fazla gel gitlere neden olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü Ali Hamenei nihayetinde ülkede otoritesi tanınmış, anayasal bir statüsü olan lider, dini lider ve hatta devlet başkanının üstünde bir makama sahip. Durum böyle olunca bu 50 günlük süreç öngörülüyordu. 39. günde şu an için seçim yapılıyor. Bu nedenle bu seçimin daha kısa bir süre içerisinde yapılıyor olması da geçiş sürecinin bir an önce bitirilmesi ve devlet mekanizmasının normal frekansına tekrar dönmesi niyetini ortaya koyuyor. Bence bu süreçte bir sıkıntı olmayacak ama iç siyasi çekişmelerde tabii ki problem olacak. Çünkü önceki seçimleri, daha önceki seçimleri hatırlarsanız devlet başkanlığına aday olma, özellikle Anayasayı Koruyucular Meclisi'nin vermiş olduğu olur nedeniyle muhafazakar olup liberal veya ılımlı kanatta olanlar ki Ruhani bunların başındaydı ve hatta muhafazakar olmayıp İran'da gerçekten liberal bir dönüşüm talep eden kesim açısından büyük bir sıkıntı. Çünkü seçime girmelerine izin verilmiyor. Diğer bir ifadeyle bir elit demokrasisi var. Tabii ki buradaki elit kelimesi seçkin anlamında kullanıyorum. Çünkü bu elitlik bir imtiyaza sahip olmayı ifade ediyor. Bu elit demokrasisinde elit içerisinden birisinin cumhurbaşkanı olmasına, yetki sahibi olmasına müsaade ediyor. İşte bu noktada seçimler öncesinde büyük bir ihtimalle gücü elinde tutmak isteyecek iç siyasi kutuplarda bazı sıkıntılar yaşanacak. Hocam tabii şimdi bu değindiğiniz nokta önemli noktalardan bir tanesi. Bir önceki seçimde de yine izin verilmemişti liberallerin seçime katılmasına. Bu seçimde de herhalde pek aksini beklemiyorsunuz. Pek beklemiyorum çünkü İran'da şu an kemikleşmiş ultra muhafazakar bir anlayış devleti yönetiyor. Ve bu anlayıştan geri adım attıkları takdirde gerek siyasi gerek sosyal kültürel düzeyde ülke içerisinde kontrolün elden gideceğine dair bir algı var. Bu algıyı bastırmak adına bir taraftan dini değerler kuvvetli bir sesle vurgulanırken diğer taraftan Amerikan-İsrail düşmanlığı üzerinden bir iç politika söylemi gerçekleştiriliyor. Ve bir adım daha ileriye gidersek, Şiilik kimliği üzerinden İran'ın sadece ülke olarak değil, bölgesel bir güç bağlamında ne kadar muktedir olduğuna dair halka bir kendine güven mesajı veriliyor. Şimdi bu çizgi, genel siyasi çizgi İran'da pek değişmesi mümkün değil. Ama bu süreç, yani bu 39 günlük süreç iki açıdan hassasiyet içeriyor Burak Bey. Bunlardan bir tanesi bu süreç içerisinde eğer örnek vermek gerekirse kadınlara yönelik baskı artarsa. Çünkü son iki haftalık süreç içerisinde yolda yürürken tutuklanan kadınlar var. İşte başları açık diye veya kıyafetleri uygun görülmediği için. Eğer buna benzer olaylar tekrar eder ve bir siyasi gerginliğe dönüşürse bu çok farklı bir yere götürür İran'ı. İkinci husus, diğer hassasiyet. Demografik hassasiyet, özellikle ülke içerisindeki farklı etnik grupların ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olma isteği var. Ve bu talep sadece Şiilik veya mevcut iktidarın rejim çeşitliliği içerisinde olsun istemiyorlar. Böyle bir durum da bir hassasiyet yaratıyor.
Dolayısıyla önümüzdeki süreçte belki etnik gruplardan daha fazla talepler seslendirilebilir. Peki bir şey değişir mi? Şimdi bu soru bence daha önemli. Ben pek düşünmüyorum. Çünkü İran her yıl daha fazla içe kapanan, daha da sert siyasi bir rejim stratejisi izleyen bir ülke. Bastırmaya kalkacaktır büyük bir ihtimalle dini liderlik, gelen karşıt sessizleri, talepleri. Ha, bir de şunu da ifade ederim. Bu süreç, geçiş süreçleri genellikle bu tür hassasiyetlerin en üst noktaya çıktığı dönemlerdir. İsrail mesela veya Amerika Birleşik Devletleri veya İran'la bir şekilde rekabet halinde olan diğer ülkeler İran'ın bu durumunu istismar edebilir mi? Bu konu da önemli. Benim gördüğüm kadarıyla geçiş dönemlerinde genellikle istismar eğilimi oluyor. Ancak bu istismar eğilimi bazen düşük ölçütte güç kullanmayı içerirken çoğunlukla propaganda, psikolojik harp harekat gibi yöntemlere dayanıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden o ülkedeki seçim atmosferini etkileyebilecek mesajlar yoğunlaşabiliyor. Dolayısıyla dış müdahalelerin nasıl cereyan edeceği konusu da önemli. Tabii hocam, o psikolojik harp yöntemlerinden bir tanesi İran'daki belki protestoları etkileme gayreti olabilir. Ama bir tarafta da işte Mahsa Amini'nin ölümünden bu yana neredeyse devam eden, zaman zaman şiddetlenen, zaman zaman o şiddetin dozu düşen ve rejimin de çok sert karşılık verdiği protestolar var. Acaba bu süreçte seçime giden yolda yeniden bu alanda bir alevlenme olabilir mi? Şimdi İran'da klasik seçmen tepkisi şu ana kadar daha az sayıda seçim sandığına giden kitle şeklinde gündeme düştü. Son iki seçimde bu seçime katılım sayısı tarihi rekorları gördü. Büyük bir ihtimalle sessiz çoğunluk eğer bir pasif tepki gösterecekse aynı süreç tekrar edecektir. Yani şu an meydanlar kalabalık ancak İran genelinde mevcut İran iktidarına ve siyasi rejimine yönelik büyük bir tepki var aslında. Ve bu tepki biraz da baskıdan mütevellit insanların sandığa gitmemesi şeklinde cereyan ediyor. Öte yandan sizin de ifade ettiğiniz üzere kadınlara müdahale başta olmak üzere eğer ülke içerisinde iki farklı faktör halk tarafından artık o tolerans sınırının ötesine geçildiği şeklinde yorumlanırsa o takdirde seçim sürecinde bazı kargaşalar olabilir veya tahrik edilebilir. Bunlardan bir tanesi demokratik haklardır. Biliyorsunuz bir vatandaşın devletini değerlendirirken kullandığı iki parametredir bu. Demokratik hakların ne kadar kullanıp kullanmadığına bakar. Bu sandıkta tecelli ederken sivil toplum örgütleri aracılığıyla kendi sesini duyurabilmesi de bir parametredir. İşte demokrasinin o meşhur altı parametresi var biliyorsunuz. İki tanesi zaten bu. Bir diğer parametre devlet hizmetlerinin vatandaşa ulaşabilmesi. Şimdi İran'da aslında şu an bu iki alanda da problem var. Bir taraftan ekonomik darboğazdan dolayı devlet hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında istenen seviyede bir refah sunulabilmiş değil. Öbür taraftan demokratik haklar halen sıkıntıda. Bu durumda hassasiyet üst düzeyde olacaktır bu geçiş döneminde. Hocam tabii Reisi'nin ölümünden sonra akla gelen ilk sorulardan bir tanesi de yaşı artık 85'e gelen, sağlık sorunları yaşayan Hamaney'den sonra ruhani liderlik görevini kimin devralacağıydı? Çünkü Reisi ismi en önde gelen isimlerden bir tanesiydi bu pozisyon için. Onunla beraber konuşulan bir diğer kişi de Mojtaba Hamaney, ruhani liderin oğlu. Şimdi bu süreç tabii İran'ı nasıl etkileyecek? Orada acaba oraya doğru evrilecek bir güç mücadelesi de bu seçim sürecinde ortaya çıkar mı sizce? Şimdi burada çok ilginç bir aslında ikilem var. Ruhani lider şeklinde isimlendiriyoruz. Ruhani lider olmanın da bazı kağıda yazılmamış kuralları vardır. Belli bir eğitim süreci, işte belirgin dini sıfatların alınması, yani bu artırılabilir. Şimdi şu an için aslında Hamaney'in oğlu böyle bir yetkiye haiz olacak altyapıya sahip değil. O halde ruhani liderlik aslında İran'da siyasileşmiş bir mevzu. Yani dini lider seçerken aslında bir nevi siyaset devreye giriyor ki siyasetin özellikle siyaset sosyolojisi bağlamında kapsamına bakarsanız
bir grup ve bunun yönetilmesi söz konusuysa o takdirde siyaset zaten vardır. Bunda yadsınacak bir durumda yok. Ama benim aklıma bazı başka sorular geliyor. Eğer bir ruhani liderse bu ruhani lider sadece İran'daki Şiilerin lideri midir yoksa dünyadaki bütün Şiilerin lideri midir? Eğer İran söylemi dikkate alınırsa burada tüm dünyanın Şiilerinden bahsederler. Bu nedenle de şu an belki bu argümandan yola çıkarak Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de çok aktif, faal bir İran görüyorsunuz. O zaman ikinci soruyu sormak lazım burada. Eğer bir ruhani lider varsa illa İran'dan mı olmak gerekir? İran'da mı bulmak gerekir bu ruhani lideri? Çünkü Irak güneyindeki Şiiler de var. Dolayısıyla bu konu aslında Şiileri bölebilecek kadar büyük bir iceberg'e, bir buzula sahip okyanus ortasında. Biz sadece suyun üzerindeki İran dini liderliğini görüyoruz ama suyun altında çok geniş bir demografi söz konusu ve farklı etnisiteler üzerinden okunabilecek bir demografi bu. Ben İran'da ruhani lider eğer ki onların tabirine göre rehber eğer seçilirse bir taraftan da diğer Şii toplumların, diğer ülkelerdeki Şii toplumların kabul edip etmeyeceğinin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu da tabii ki Hamene'in şu an kafasındaki bir konudur. Hocam çok haklı bir soru tabii bir taraftan ama bir taraftan da hemen akla şu geliyor. İran'daki mevcut yapı, İran'daki siyasiler, önde gelen isimler başka bir ülkeden bir ruhani lideri getirmeyi herhalde pek düşünmezler değil mi? Sanmıyorum, düşünmezler. Ancak tersten okuyalım. Özellikle Irak Şiilerinin de seçilen ruhani lidere biat edip etmeyeceğinde birazcık daha negatif düşünce hakim oluyor benim zihnimde. Zaten bir mücadele var. İran'ı reddeden Şii akımlar var Irak'ta. Dolayısıyla İran'ın kendi liderini seçmesi şeklinde algılanması gereken bir husus bu. Tabii bu sistemin çarpıklıkları, eksiklikleri tartışılabilir. O da ayrı bir mesele. Hocam tabii Türkiye-İran ilişkilerine de kısaca bakmak lazım burada. Yani yeni bir yönetim. Reisi dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani mesela bir ruhani reisi karşılaştırması yaparsak neler söylersiniz? Bu önümüzdeki dönemde neler bekliyorsunuz ilişkilerin seyrine dair? Şimdi İran'da Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu çok önemli değil. Nihayetinde rehber yani dini lider karar alıyor ve bu karar devlet başkanı tarafından uygulanıyor. Yani hareket serbestisi çok kısıtlanmış bir siyasi liderlik var İran'da. Öte yandan şöyle de bir gerçek var. Bu siyasi liderin seçilme süreci ve kim olduğunun tespit edilmesi ülkenin en azından kabul edilebilirliği açısından önemli. Ruhani döneminde birazcık daha toler edilebilir bir İran varken, reisi döneminde ultra muhafazakar bir siyasi zihniyet hem ülkeye hakim oldu hem de dünya sahnesinde kendini enjekte etti. Özellikle Lübnan, Suriye ve Yemen önemli burada. Tabii böyle bir süreç diğer devletleri rahatsız eder. Nitekim İran'ın şu an için gerek İsrail'le yaşadığı gerilim, gerekse Körfez ülkeleriyle hali hazırdaki ilişkileri gayet net bir şekilde bu kutuplaşmayı ortaya koyuyor. Şimdi Türkiye'ye gelince, Türkiye-İran ilişkilerinde her zaman belli bir seviye vardır. 1639 yılındaki Kasr-ı Şirin'in referans alındığı, durulması gereken noktaların çok iyi bilindiği bir ikili devlet ilişkisi var. Ve İran'daki liderlik kim olursa olsun Türkiye bu çizgiyi geçmedi. İran'da hiçbir zaman tevessül etmedi. Ancak İran özellikle Süleymani'nin suikastle öldürülmesi sonrasında Türkiye'ye karşı çok büyük bir hata yaptı. O da nedir? Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyonlarda Esad rejimiyle beraber bizzat Türk askerine karşı konumlandı. Bu bence İran'ın yaptığı bir hataydı. Bu hata daha sonra fark edildi ve İran en azından belirgin bir seviyede geri çekilmiş oldu. Dolayısıyla ben reisi döneminde yönetilebilir bir Türk-İran ilişkileri olduğunu düşünüyorum. Yerine gelecek kişilerin de aynı siyaseti devam ettireceğini değerlendiriyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yapmış olduğu konuşmada İran'a yönelik vermiş olduğu mesajlar bence çok değerli. İran bu
kadar izole olmuşken eğer Türkiye bir günlük yas ilan ediyorsa ve İran halkının yanında bir tavır takınıyorsa o takdirde İran'ın da bu değerli adımı mutlaka görmesi ve aynı adımları bence tekrar etmesi gerekiyor. Özellikle Suriye başta olmak üzere terörle mücadele aynı şekilde ikili meselelerde ve bölgesel meselelerde. Teşekkürler hocam katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuştuk. İran'da önümüzdeki günlerde ilerlemesi beklenen siyasi süreci.